Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle properties yani özellikler ve metotları öğreneceğiz. Öncelikle şu şekilde bir tanım yaptım sizlere arkadaşlar. Bu tanım üzerinden devam edeceğiz. Hemen bir okuyalım. Nesnelerin fiziksel özelliklerini ifade eder. Bu ne demektir arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Siz bir birey olarak özelliklere sahipsiniz. İsim, yaş, boy, kilo gibi değil mi? İşte bunlar arkadaşlar sizin temel özelliklerinizdir. Bu saymış olduklarımız temel özelliklerdir. Nesnelerin de aynı şekilde temel özellikleri vardır. Örnek veriyorum, telefonunuzun bir ağırlığı var, değil mi? Bu telefonunuzun bir boyutu var, bir rengi var. Bunlar arkadaşlar bizim temel özelliklerimiz olarak adlandırılabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen devam edelim. Hatta bu telefonunuzun görünür veya görünmez olması bile bu sınıfa girmektedir arkadaşlar. Bununla alakalı temel sizlerin bilmesi gereken birkaç tane önemli özelliği yazdım yan tarafa arkadaşlar. Bir bakalım. Active Workbook ne demek? Aktif çalışma tablosu, Active Sheets, aktif olan çalışma kitabının aktif çalışma tablosu, Active Cell arkadaşlar penceredeki aktif hücre anlamına geliyor. Bold biliyorsunuz kalınlık, italik, eğiklik değil mi? Eğik yazı anlamına gelir. Ve diğerleri arkadaşlar. Hemen şöyle yine sol alt tarafa baktığımız zaman. Şimdi bunlar peki nasıl kullanılır dediğinizde hemen şu şekilde. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz burada? Active cell nokta column white. Yani ne demek burada? 20 point yazdırmak istiyorsak değil mi? Sütunun yüksekliğini genişletmek istiyorsak bu şekilde bir ifade bulunuyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bir önceki dersimizde mesela biz range'den bahsettik. Bir önceki dersimizde prosedürleri anlatırken sub prosedüründe kullandık arkadaşlar. Range burada ne anlama geliyor arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Diyelim ki A1 hücresine merhaba yazdırmak istiyoruz arkadaşlar. Merhaba yazdırmak istiyorsak ne yapıyoruz burada? Hemen range A1 nokta value yani ne demek? Value burada değer anlamına geliyor. Range ise arkadaşlar alan anlamına geliyor. A1 alanına değil mi? Merhaba şeklinde bir yazı yazmamızı sağlamış arkadaşlar burada. Yalnız burada küçük bir püf nokta var. Hemen ondan bahsedelim. Onu sizler için not aldım. Burada dikkat edilmesi gereken arkadaşlar, biz aktif sayfada birinci sayfaya değil de atıyorum 5. sayfaya bir yazı yazacağız. Bu şekilde bir adreslendirme yapmamız gerekiyor. Workbook yani bu kitaptaki, değil mi? Bu çalışma kitabındaki işte sayfalardan sayfa 5'e ve sayfa 5'teki range A1'e value 10 değerini yaz gibi açık ifadelerde, açık adreslerde bulunabiliyoruz arkadaşlar. Yani burada şimdi biz properties'te yani özelliklerde ne anladık? Bir nesnenin temel özellikleri, sahip olduğu temel özellikleri ifade ediyor bizim için. Ve bu temel özelliklerle alakalı bir çalışma yapacaksak hemen önemli özellikler yani şuradaki kodları kullanıyoruz arkadaşlar. Tabii bu kodları genişleteceğiz. Sizlere gerektiği takdirde birkaç tane daha böyle liste hazırlayacağım. Bu listeleri hazırlamamın sebebi de arkadaşlar normalde yüz yüze derslerde öğrencilerimize biz bu listeleri çıktı halinde veriyoruz. Çünkü daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ben en azından böyle yapıyorum. Burada da size arkadaşlar hani en azından bir ekran fotoğrafı alabileceğiniz böyle temel bir metin halinde size anlatmak istedim. Şimdi metotlara geldiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde bir hazırlık yaptık. Bu metotlarda ne diyoruz? Bir nesne için gerçekleştirecek eylem ya da görevleri temsil eder. Ne demek eylem ya da görevler? İşte bu hücreyi sağ tıkladım, mesela kopyala yaptım, değil mi? İşte bu arkadaşlar aslında bir metottur. Kopyalanması, bu hücrenin içerisini, şu hücrenin içerisini silmek bir metottur, değil mi? Veyahut da çalışan bir kitabı açmak bir metottur. Kapatmak, nesneyi kapatmak, değil mi? Bunlar hepsi bir metottur arkadaşlar. Metotlar nasıl ifade edilir? Nesneden sonra metot yazılır. Mesela
activeworkbook.close, değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Çalışma kitabına, aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanmış olduğumuz basit bir kod arkadaşlar. Şimdi sizlere bu dersten sonra alan nesnelerinden bahsedeceğiz. Alan nesnelerinde birçok işlem yapacağız. Metotlarla alakalı işlemler yapacağız. Alan nesnesi neydi? Hemen şurada sizlere göstermiş olduğum range ifadesi. Range ifadesini nasıl kullandığını, hemen ardından cells özelliklerini, sonra offset özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve artık programlamaya giriş yapıyoruz. Arada sizlere tekrardan böyle notlar hazırlayacağım ve bu notları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bazılarınızda notu ihtiyacı yoktur ama ben ilk defa öğrenenlerin elinde en azından böyle bir belge kalması için not hazırlıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci dersimizde şu açıklamayı yaptık. Prosedürlerden bahsettik. İki kısma ayrılır dedik. Alt prosedürler ve function, fonksiyonlar kısmında ve ikisinin de kod yapısını gösterdik ve kod yapısını arkadaşlar ne yaptık? Uygulamasını yaptık arkadaşlar. Hemen şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Neredeyiz? Şu kısımda düzenle diyelim. Hemen kod yapısı gelsin. Bakın birinci uygulamamız ne? SAP, değil mi? Yani burada biz artık ne anlayabiliyoruz? Şunun için ne diyebilirsiniz? Burada biz bir metot yazmışız, öyle değil mi? Burada bir metot yazmışız ve bu yazmış olduğumuz direkt nesnenin arkadaşlar, aslında metot yazmışız derken biraz yanlış bir ifade kullandım. Burada nesnenin direkt bir özelliği ile alakalı işlem yapmışız arkadaşlar. İçerisine veri aktarımı sağlamışız. Burada da arkadaşlar bir fonksiyon yazmışız ve bu fonksiyonda da çıkartma işlemini yapmışız. Bundan sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle alan adı, alan nesneleri ve bu alan nesnelerinin nasıl kullanıldığını anlatacağım sizlere. Görüşmek dileğiyle, iyi günler dilerim.